Dolandırıcılar bu kez de Sağlık Bakanlığı'ndan destek kampanyası yalanıyla tuzak kuruyor. İstanbul'da bir aile bu tuzağa düşüp bir tıkla tam 11.500 lirasını kaptırdı. Mağdur sayısı artınca bakanlıktan uyarı açıklaması geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan destek geliyordu diye tıkladı. Meğer ki yalanmış, dolandırıcılarmış. Telefonuna gelen mesaja tıkladı, yardım beklerken tuzağa düştü. Eşinin hesabı dolandırıcılar tarafından boşaltıldı. Toplam 11.500 lira para çekmiş. Hesabımı tamamen boşaltacaklarmış. Dolandırıcılar yine çok kullandıkları bir yöntemi denediler. Önce Melati Uzun telefonuna bir arkadaşından mesaj geldi. Mesajda Sağlık Bakanlığı'ndan 1498 lira yardım aldım. Siz de başvurun. Her aileye veriliyor dendi. O da o mesaja inandı ve tıkladı. O esnada inan ki boşluğuna mı geldik ne? Baktım hatta kanına dedim Allah razı olsun demek 1400 almış da bana mesaj attı. Mesaja tıkladığında o link rehberindeki herkese gitti. Kocası da onlardan biriydi. Bilmeyerek kızım tıklamış. Hem Melahat Uğuz'un hem de kocasının telefonu bir süre dondu. Baktım telefonda bir sıkıntı oldu. Tıklandığı zaman telefonun tüm kontrolünün kötü niyetli kişilerin eline geçmesi adına bir zararlı yazılım bulaştırılıyor telefona. Telefon normale döndüğünde Necati Uğuz hemen hesaplarını kontrol etti. Hesaplarımı kontrol ettim, bir sıkıntı yoktu. Tekrar 2.30'da falan yine kontrol ettim, hesaplarımda sıkıntı yoktu. Bu zararlı yazılım bulaştıktan sonra kötü niyetli kişiler bekleme aşamasına geçiyor. Uykuya daldım, yattım. Telefonu da sessize aldım. Dolandırıcılar hesap hareketlerini görmemeleri için Uğuz ailesinin uyumasını beklediler. Sabaha karşı 4-12 sıralarında da Necati Uğuz'un hesabına girmeyi başardılar. 3 farklı seferde toplam 11.500 lira para çektiler. Banka ondan sonra müdahale etmiş, hesaplarım dondurulmuş. Benzer şikayetler artınca Sağlık Bakanlığı'ndan da bir uyarı geldi bugün. Sahte internet sitelerinin adresleri tek tek paylaşıldı. Bakanlığın maddi destek konusunda bir çalışması olmadığı duyuruldu. Eğer ki yanlışlıkla dahi tıkladılarsa bu telefonlarının risk altına girdiği anlamına geliyor. Burada yapılması gereken en önemli önlem şu, telefonumuzun güncel olması.